Günaydın. Herkese merhaba. Eğer daha önceden tanışmadıysak ben Bilge, Harvard MBA 2. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Bu kanalda eğitim ve kariyer hakkında içerikler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse abone olabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugün sizinle hayatımdan bir günü paylaşmak istedim. Bizim önümüzdeki haftanın sonunda derslerimiz bitiyor. Dolayısıyla dersler bitmeden vaka okuduğum ve online derse katıldığım bir günü sizinle paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Hadi başlayalım. Her sabah uyanınca bir maillerime bakıyorum. Koronavirüs nedeniyle de önemli mailler olabiliyor. Sonra böyle bir iş ilanı gelmiş ama ben kendi işimi kuracağım için iş aramayı bıraktım. Şöyle bir mail gelmiş, çok tatlı. Diplomanıza isim olarak ne yazalım? Bizdeki ismin Bilge Çavuş şeklinde. Sonra ben de dedim ki tamam, okey, onu yazabilirsiniz. Sonra da demişler ki isminde herhangi bir özel karakter, Türkçe karakter var mı? Her sene Türk mezunlara yardım ederken artık öğrendim Türkçe karakterleri. Ben de dedim ki evet, aslında adım Bilge Çavuş, teşekkür ederim. Kahvaltımız hazır. İki kardeşim ve annemle beraber harika bir kahvaltı hazırladık. Kardeşim Efe. Efe merhaba de. Merhaba dostlar. Ne yapıyorsun? Bugün Professional Communication dersimizde ablam bizim dostumuz oluyor, yardımcımız oluyor. Ben mi? Evet. Efe Boğaziçi'nde 1. sınıf öğrencisi. Onun da online dersleri başladı. Şimdi annemle markete gidiyoruz. Ben şu anda Manisa'dayım bu arada. Karantinayı ailemle beraber geçiriyorum. Bu şehirler arasındaki sınırlar kapatıldıktan sonra aile evine dönmeye karar verdik bir süre. Ve bakalım ne zamana kadar buradayız belli değil tabii ki. Ama güzel yani, keyifli. Annemlerle zaman geçirmeyeli bayağı olmuştu, bu kadar uzun zaman geçirmeyeli. Annemle Migros'a geldik. Erik gelmiş ve yaz gelmiş. Aravin zamanı. Efe ile karnımız acıktı. Ben kırmızı biberli yoğurt yiyeceğim. O da kendine tost yapıyor. Duygularını alalım bu tostla ilgili. Korona zamanında bulması çok zor bir tost arkadaşlar. İçinde peynir var. Efe benim erkek kardeşim. Efe'nin bir de ikiz kız kardeşi var. O da şimdi içeride ders çalışıyor. Onun bu hafta final haftası. O da Bilgi'de diyetisyenlik okuyor. Boğaziçi bütün vize haftasını iptal etti ama Bilgi'de vize haftası devam ediyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bence Boğaziçi diyor ki insanlar virüsten etkilenmiş olabilir. Şu an sınava girecek durumda olmayabilirler ama bu onları da eğitim hayatını etkilemesin. Geçsin yapacaklar. Hayatlarına devam etsinler. Yani bu virüs onların kişisel hayatını geciktirmesin. Bilge de diyor ki öyle şey mi olur? Öğrenmeden sınıf mı geçilir? Bu çocuklar üniversiteden mezun olunca bilgi mezunları cahil mi kalsın dedirsinler insanlara. Evet, o yüzden belki bilgi sınav olmadan geçemezsiniz diyor ama Boğaziçi o kadar katı değil bu konuda. Herhalde ellerinden gelebilirse uygulamalı derslerin bile finalini yapmamaya çalışacaklar. Hadi ya. Evet. Şimdi vaka okumaya başlamadan önce bir yoga yapacağım. Üzerimi değiştirip geliyorum. Yogamızı da tamamladık. Ben bu aralar genellikle her gün Çetin Taş'la beraber yoga yapıyorum. Bugün yaptığımızda yine Çetin Çetintaş'ın Geriye Bükülmeler dersiydi. Onun linkini de aşağıya bırakacağım. Bence inanılmaz bir ders. Ben bittiği zaman her zaman çok enerji dolu bir şekilde günüme devam ediyorum. Size de gerçekten çok tavsiye ederim. Geçen hafta size bu aralar canımın çok fazla hareket etmek istemediğinden bahsetmiştim ve bu konuda sizden önerilerinizi rica etmiştim. Çok güzel öneriler geldi. Benim en faydalı bulduğum öneri de sanırım şu oldu. Bütün gün evde spor kıyafetleriyle dolaşmak, eşofmanla ya da pijamayla dolaşmak yerine. Gerçekten benim için inanılmaz faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu şekilde bütün günümü spor kıyafetleriyle geçirdiğim zaman canım bir noktada spor yapmak istiyor. Bence bu arada korona nedeniyle çok da farkında olmadan bir yas döngüsüne girdik. Belki aranızda aşina olanlar vardır. İnsanlar yas derken önce bir inkar aşamasına giriyorlar. Bu gerçek olamaz, bitecek, böyle bir kafa karışıklığı oluyor falan. Daha sonra yavaş yavaş size sorular sorup bunu daha iyi anlıyorsunuz. Sonra dibe vuruyorsunuz. Bence ben geçen hafta dibe vurmuştum. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz, bu asla bitmeyecek gibi hissediyorsunuz, zaman geçmeyecek gibi hissediyorsunuz. Daha sonra bir hayatla pazarlığa başlıyorsunuz. Ben bunu yaparsam daha iyi hissedecek miyim gibi. Daha sonra da kabulleniş, acceptance aşamasına geliyorsunuz. Bence ben bu kabulleniş aşamasına bu hafta geldim ve o depresyon, dibe çöküş aşamasından buraya gelmem de bir hafta gibi kısa bir süre aldı. Bence bunun kısa sürmesinin sebebi de hareket etmeye, kendi rutinlerime hızlı bir şekilde geri dönmem sayesinde oldu. Eğer siz de benzer bir durumdan muzdaripseniz size de kesinlikle gününüzü spor kıyafetleriyle geçirmenizi öneririm. Günlük yogamı da yaptım. Şimdi bugünün vakasını okumaya hazırım. Birazdan e-ticaret dersim başlayacak. Bugünkü şirketimizin adı Think Testing'miş. Bakalım vaka ne hakkında? Arkadaşlar size bugün kolay profiterol tarifi vereceğim. Nasıl yapılıyor derseniz anneniz profiterolleri hazırlayıp buzluğa atıyor. Siz onları çıkarıp üzerine çikolata sosu döküyorsunuz. Ama çikolata sosunu ben yaptım. Şimdi onu dökelim. Profiterollerimizin son hali de bu şekilde. Mami! Anneciğim! Yemekte ne var? Erişte ve kuru barbunya. Birazdan dersin başlıyor. Hazır olur mu? Hazır, 5 dakikaya. 10 dakikaya hazır. 10 dakika çok fazla. Yok, 10 dakikayı bulmaz. Annemin elleriyle kestiği erişteler. Annemin koronavirüsü karantinası günlerinde yeni hobisi her şeyi evde yapmak. Başta da erişte kesmek. Ben hala aralıklı oruç yapmaya devam ediyorum bu arada. Bu da akşam yemeğim. Saat 5'e geliyor. 5'i 5 geçe dersim başlayacak. Ben de bu şekilde akşam yemeğimi yiyorum ders başlamadan. Şimdi son online derslerimden birinden çıktım. Çok ilginç bir case'i tartıştık bence. Think Testing diye bir tane Instagram sayfası. Bu influencer marketing olayının yeni çıkmaya başladığı zamanlarda herhangi bir şekilde hiçbir sponsorluğu kabul etmeden tamamen tarafsız yorumlar yazan bir blog sitesi. Ve blogun kurucusu Jenny bir şekilde tam zamanlı iş haline getirmek istiyor ve hala sponsorluk almadan bu işe devam etmek istiyor. Bunun nasıl mümkün olabileceğini tartıştık. En hararetli tartışma müşterilerden bunun için bir ücret almak yönündeydi. Yani soru şu aslında, müşteriler tarafsız ve iyi gözlemler için para öderler mi, ödemezler mi? Ben müşterilerin bunun için para ödemeyeceğini düşünüyorum. Think Testing'i izlemeye devam edeceğim. Bakalım müşterilerden para almadan bu işten para kazanmanın bir yolunu bulabilecekler mi? Bu da benim küçük kardeşim Eser. Eser Bilgi'de diyetetik okuyor. Nasıl gidiyor Eser okul? Güzel gidiyor. Her gün sınavlarım var, onlara çalışıyorum. Şu anda da organik kimya ve tabii terminoloji çalışıyorum. Böyle. Eser o kadar çok sınavlara çalışıyor ki bazen onu aynı evin içinde özlüyorum. Bazen canım diyor ki gel yanımda otur. Evet. Madem artık akşam oldu, videoyu da Eser'le beraber kapatalım. Eser şimdi ders çalışacak. Ben de uzun zamandır okuyamadığım bu kitabı okuyacağım. How Will You Measure Your Life? Bu kitap Clayton Christensen tarafından yazılmış. Ben kendisinin geçen sene tasarladığı bir dersi almıştım. Çok ünlü bir hoca ama ben zaten dersi de başka bir profesörden almıştım. Ben dersi alırken kendisi hastaydı ve maalesef bunu geçen kış kaybettik ama çok değerli bir profesör. Kitabı da gerçekten çok beğendim. Bulursanız bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Zaten New York Times bestseller kitaplardan biri. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Umuyoruz ki keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bundan çirkinmiş. Bak bu gidince gitti. Öyle iyi mi?